Peki siz bu süreci kanserli hastalarımız bu süreci nasıl geçirdi hocam? Tabii tedaviler Ya kanser kesilmedi. hastalığı korona dinlemez. Orası bir kere Evet. öyle. Yani bizim hastalarımız bizim söylediğimiz bu prensiplere uyarak her şeyi en üst düzeyde dikkat ederek tedavilerine gelip gidiyorlar. Biz şu ana kadar böyle bir sıkıntı yaşamadık hastalarımızla ilgili. Herhangi bir kaybımız da olmadı. Hayır. Çünkü tedavilerini zamanında Koronavirüsten alıyorlar. bir kaybımız olmadı. Yani kanserli olup koronavirüs de eklenmiş hasta bizim kliniğimizde bir kayıp söz konusu değil. Ama Çünkü koronavirüs de çok görmedik biz hastalarımızda. Bir hasta tedaviye başlama aşamasına başvurduğunda yapılan tetkiklerde koronavirüsü yapıldığı için o karantina süresine gönderildi. Karantina süresi bitip negatif olunca da tedavisi başlandı. ki zaten bu hastalarda özel hastalar. Çünkü zaten her şeye dikkat eden hastalardı. Gerek kemoterapi Yani biz alan burada hastalarımız. hastalarımızı tedaviye başlamadan önce onlarla mutlaka uzun süre konuşuyoruz. Yani nelere dikkat etmeleri Evet. gerektiğini kapsamlıca anlatıyoruz. Bizim hastalarımız da bu duyarlılığa sahip olmak zorunda olduklarını düşünüyorlar ve kendi önlemlerini bizim anlattığımız şekilde alarak tedavilerine gelip gidiyorlar. Bir problem de yaşamadık şimdiye kadar. Evet. Çünkü sizler gibi çok başarılı hekimlerimiz var. Sizler gibi çok duyarlı sağlık Evet, çalışanlarımız var, doktorlarımızı. Türkiye'de şu anda sağlık sisteminde çalışan herkes çok duyarlı ve Evet. kendinden vererek cansiperane mücadele ediyor. Bunun da bir şekilde mükafatının hem toplum tarafından hem de yönetenler tarafından mutlaka görülmesini ve gerekli özenin gösterilmesinde ben buradan tüm bizi seyredenlere aktarmak istiyorum. Hocam biz de Kanal 58 televizyon olarak sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarımıza, tüm emekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu süreci sizler taşıdınız. Yani şimdi hastalık süreci olduğu için tabii ki taşıyacağız. Ama hani bu süreç taşınırken insanların karşılarına çıkartılan zorluklar, verilen sözlerin tutulmaması, insanların duyarsız davranarak vaka oranlarının söylenmesine rağmen, aman dikkat edin bu vakalar artacak denmesine rağmen sorumsuz davranarak vakaların artması tabii ki bizim işlerimizi zorlaştırıyor. Yoksa bizim sağlık sektörü olarak yani sağlık çalışanları olarak bizim insanlara sağlık konusunda hizmet etmekten biz mutluluk duyuyoruz. Yani ama işlerimizi zorlaştıranlara karşı da tabii ki tepkiliyiz.